Evet, ikinci bölümde dediğimiz gibi hakemle ilgili konuları, pozisyonları sevgili Atilla Hocam sizlere anlatacak. Ama tam bu arada Sakarya'dan bana bir görüntü geldi. Bakın, Sakarya'dan bana bir görüntü geldi. O arada başka birisi daha aradı, ona dönemedim. Ama önemli değil, bu görüntü çok önemli. Ben onu, Ender Hocanın da yorumunu alacağım. Ekrana geliyor. Buyurun. Hafta sonu Ahmetspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Sakaryaspor'da futbolculara ödeme yapılmadığı gerekçesiyle bugünkü antrenmana çıkmadılar. Ha, karın ağrısı çıktı ortaya. Ya. Yani şimdi karın ağrısı belliymiş. Demek ki Sakarya'da bir takım sorunlar var. Sakaryaspor camiasında bir takım problemler var. Düşüş başladı. Bunlar şeyi gördüler. Tünelin ucunu gördüler. Karanlık. O zaman biz bu durumu nasıl gündem saptırırız? Nasıl farklı mecralara bu işi çekebiliriz? Aynen Onun öyle. peşine düştüler. Bravo. Tamam bak, bu çok güzel bir Bir daha ver görüntü. Bu onu. iyi. Cemcim, bir daha ver Ya kardeşim. Sakaryaspor, ya kendi işinizle uğraşın kardeşim ya. Sizin derdiniz dağları aşmış belli. Siz bunlarla uğraşın. Ne işiniz var saha içi, saha dışı, şudur budur, bununla uğraşıyorsunuz. Bunu Sakarya'da bulunan bir dostum, arkadaşım var. Sağ olsun, programı hiç kaçırmadan izliyor. O yolladı bana. Teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi sıkıntı Ender Hoca'nın da dediği gibi. Ya siz o kendi işinizi bir halledin abi. Kendi Hayır, iç işlerinizi halledin. bir de bugünkü videoyu ben izledim. Şimdi birinci bölümde reklama girdin, fırsat kalmadı. Şimdi orada diyor ki lobiler devreye girdi diyor Sakarya'nın hocası. Federasyonda diyor çok diyor Sakaryalı diyor var diyor. O lobilerin de bir an önce devreye girmesi lazım diyor. Tabii şimdi bunun Türkçedeki karşılığı ne? Gene söyleyeceğim, mealini isteyeceksin benden İsteyeceğim, ama. isteyeceğim. Şecaat arz ederken sirkatin söylemek. Ne demek hocam? Açılımı? Programdan sonra anlatayım ben sana. Bak, söylüyorum sözü bir daha. Şecaat arz ederken sirkatin söylemek. Sakarya'nın hocasının yaptığı durumları da ortada Hocam, zaten. sirkatin derken Yunan şeyi değil mi o? Ben Sirkati değil programdan mi? sonra Bunu anlatacağım. arkadaşlar hatırlatın bana. Buradan mesajlarınızdan hatırlatın. Soracağım, unutabilirim. Ne de olsa yaşlılık var tabii. Evet, şimdi pozisyonlara geçiyoruz. Hocam, 26 tane pozisyonumuz var. Hemen Evet. çabuk çabuk geçip bunları değerlendirelim. Birinci pozisyonumuzu ekrana Evet. gelsin. Atilla Bey, şimdi bir durduralım burada. Hemen çok kısa bir bilgi verelim. Ondan Buyurun. sonra devam edelim. Söylemiştik, Direnç arkadaşımız İzmir bölgesinden öğretmen. 8 tane toplamda maçı var. Aman aman, bu B'ydi, şuydu. 7B, bir tane Ziraat, 4 tane 4. hakemliği. Mustafa'nın mühendis İzmir'den gene B yardımcı. 7B, özellikle meslekleri de söylüyorum da bu arkadaşlar boş insanlar değil. Yani hepsi eğitimli o Evet. anlamda. 7B maçı var. Bir tanesi Ziraat Kupası. Toplamda 8. Oğuz Akyüz yöneticilik Manisa bölgesinden. Ve B yardımcı 8 tane direkt B maçına gitmiş. Hiç üçüncülük maçı zaten yok. Yaşar Can Temizel de C klasman hakemi, yani üçüncülük maçlarına çıkan kardeşimiz bu da İzmir bölgesinden. Ve 5 tane C, 4 tane de B dördüncü hakemliği var. Şimdi hemen pozisyonlara geçelim. Buyurun hocam. Gol gelecek hocam burada. Evet, burada Golün ta en başını aldınız mı? Yoksa alabilirsek sağ aldık. başa. Başta Baştan hocam. Yani tam ilk bir daha baştan alabiliriz onu Cem. Bir görelim. Şimdi tekrarı da var herhalde zannedersem. almamışsınız. Niye sordum onu biliyor musun? Bu pozisyonun ta en başında Samsunspor orta sahada baskı yaparak İlyas Kubilay topu kazanan oyuncu. Yani orada oyuncuya baskı yapıyor. Topu kazanıyor, pas veriyor, içeriye koşuyor, kat ediyor. Dönen top, çok güzel bir kontrol. Nefis bir pas, çok da harika bir plase. Çok güzel. Evet. Maça da 1-0 önde başlıyoruz. Buradan hocam Ha bak, bak bak, şuradan beri aldık. ligerisinde kazandık topu. Şimdi gol sevincine bir bakın arkadaşlar. Gol sevincine bir dikkat çekmek istiyorum. Bence hocaya gittiğini mi Yo söyleyeceksin? yo yo, bak şimdi görüyor musun? Yani devam et, devam edeceğim. Yani gol sevincinde oyuncuların o enerjisi, o kazanma azmi, o hırsı zaten daha maçın başında belli. Ben... Burada hatırlar mısınız? Yedek kulübesi görüntüsü göstermiştik size Sancaktepe maçından. Arasında dağlar kadar fark var. Evet, hemen ikinci pozisyonumuza Artı geçelim. Var mı? burada İlyas Kubilay sanırım ya bu golde ya ikinci golünde
antrenörü, Samsunspor'un antrenörüne koşuyor. O çok önemli. O çünkü aralarında sanki bir sürtüşme var gibi bir şey demiştik. Çok fazla konuşmamıştık. Şimdi hoca da topçu da artık sanırım birbirlerini de sevmeye başladılar. Bu sinerjiyi yakalamışlar. Bu sahaya da yansıyor şu anda. Evet. İkinci pozisyonumuza ikinci geçelim. İkinci pozisyonumuzda bakalım. Foul pozisyonu. Burada bakıyoruz. Canberk'in pozisyonunda burada bir sarı kart var. Yani biz diyoruz ki bakın geliyor Canberk tabanını gösteriyor ve ayağını basıyor. Burada Canberk sarı kart alıyor. Doğru bir karar. Yani biz illa Samsunspor'un pozisyonu lehine veya aleyhine dediğimiz gibi bunları da burada gösteriyoruz. Evet, 3 numaralı pozisyonumuza geçiyoruz hocam. Samsunspor'a yapılan bir faul var. Tamam, geçelim ona da. Arkadan yapılan yapılan faul var. Bunu hani aman aman çok da önemli. Faulü alıyor zeki oyuncu. Aynen öyle. Çünkü arkaya kendini attığı anda ister istemez topla rakip arasına sokuyor kendisini. Evet. Orada hem rakibin topa ulaşmasını engelliyor hem de faulü alıyor. Evet. 4 numaralı pozisyona da geçebiliriz Cem. Önünde durduğu anda zaten ister istemez çarpacak, faulü alacak. Buradan bakalım şimdi. Evet, burada gene baskımız var. Alıyoruz. Bunu niye aldık? Geri gelelim şimdi. Direkt sarı kart görüyorsunuz. Bu Umut Vadeden atak değil. Niye sarı kart? Bakın bir iki adım devam ettirelim. Direkt formu uzuyor. Bakın uzadı, çekti. Daha sonra sarı kartı da gördü. Önü de boş. Umut Vadeden'i sokamayız. Burada diğer oyuncular var. Önünde de oyuncu var. Ama arkadan çekmeye mutlak surette oturan bir kart. Sarı kart doğru. Devam ettirelim. Bu sonuç. 5 numaralı pozisyona geçeceğiz hocam. Evet, 5 numara. Şimdi benim geçelim. Direkt şeyler yok. 5'e bir bakalım ne var. Bu evet, bu da yine hocam offside kararı var. Doğru bir karar demişiz. Evet, burada yavaş yavaş gidelim. Geri gelelim şimdi. Geri gelebilirsek. Burada acaba var mı yok mu diye tereddüt ettik. Bombe toplarda genelde offside olmaz ama. Oynatalım. Oynatalım yavaş yavaş. Kaldık. Devam ettirelim biraz daha. Devam ettirelim. Evet. Devam ettirelim. Herhalde pozisyonu o sıra kaçırıyoruz orada ama. Devam ettirelim. Kaldık. Burada top çıkış anında topla buluşan oyuncu offside. Ama tabii burada tam çıkış anını yakalamamız lazım. Geri alabilirsek onu göstereceğiz. Net bir offside burada yardımcı hakem doğru karar vermiş. 6 numaralı pozisyon. 6 numaraya geçelim. Ama daha adım adım gidersek evet. Evet. Şimdi geri gelelim burada. Pozisyonu veya baştan alalım. Zor oluyor herhalde. Devam ettirelim. Kal dediğimde kalalım. Devam ettiriyoruz. Kaldık. Tekrar devam ettirelim. Devam ettirelim. Bir iki adım daha devam ettirelim. Evet, atıldığı anda offside'den Samsunsporlu forvet oyuncusu çizgide oynayan geliyor. Burada da offside doğru. Bak topun çıkış anında biz bunu geldiğimizde bakmıştık. Eğer geri alabilirsek offside'de net olduğunu görebileceğiz. Tekrar devam ettirelim. Kal deyince kalalım. Kalalım şimdi. Offside hocam. Bakın zaten atıldığında çıktığı anda dahi offside. Geçelim bunu da. 7 numaraya gelelim. Hocam burada Erhan'ın baskısı kaleci bir şeyi çıkartıyor. Pozisyon çıkartıyor. 7 numaralı pozisyonumuz. Burada hocam ya nasıl hayıflandık buna. Evet. Yani orada Erhan acele etmese, hemen yanında bomboş pozisyonda olan ve Abdülkadir'i görebilse gerçekten ikinci golü Cem, bu daha erken küçülmüyor mu bu? Biz onu görüyorduk bir evvelki şey pozisyonda. Bakın şurada daha ufaltırsak şurada kaleci var. Yani kalecinin orada ne işi var? O da anlaşılır gibi değil. Evet, kaleciyi burada görme şansımız yok mu Cem? Biraz ufaltabilirsek. Göremiyoruz neyse. Geçtik. Şimdi 8. Evet. 8 kaldık burada. Pozisyon. Tam atılırken
Erhan'dan top çıktığı anda kalalım. Evet, kaldık. Evet, şimdi burada da atalım topu. Atalım, bir türlü tam çıkış anında durdurmamız lazım. Aldık. Yavaşla. Yavaş yavaş, adım adım gidelim şimdi. Birkaç kare akıtalım. Kaldık. Evet. Şu pozisyona offside kaldı. Biraz daha geri gelelim. Hayır. Biraz daha geri gelelim. Burada bir şey... Bugün böyle biraz aksak... Kaldık. Bir adım ileri, bir adım, bir adım daha. Bakın şimdi. Bakıldığında top ayağından çıkmış artık. Evet. Şu pozisyona bakın. Yani bunun kaçma ihtimalinin olmaması lazım. Zaten defansta İnegöl'ü elini kaldıran genelde offside'i bozar. Yani hayır, bundan hakem, daha iyi anlaşılıyor. Tabii hakem, buna bakarak değil. Ama şurada yani diyelim ki burada bir oyuncu var, burada bir oyuncu var, burada bir oyuncu var. Pozisyonu süzemedi diyelim. Uzaktaki bir offside'deki oyuncuya atıldı diye kabul edelim. O zaman deriz ki hani bunu süzemedi, çok uzakta. Hizayı alamadı ama bakın şurada o kadar yardımcı olacak kriterler var ki. Bakın açık ve koyu. Samsunspor'lu oyuncu, İnegöl'lü oyuncu yaklaşık burada 3 metre var. 2,5-3 metre. Bunu kaçırıyorsa burada sıkıntı var demektir. İşte hani şimdi evet, diyelim hakem bunu kaçırdı. Ama yani futbol oynayan, defans oynayan bir adam elini niye kaldırır? Offside'de olduğunu bile bile. Offside'i bozduğunu bile bile. Ben offside'de değilim diyor, biliyorum. O şimdi değilim havası yaratıyor. Genelde de bu defans oyuncuları bunu yapar ve biz de deriz ki yani o eli kaldıran mutlaka offside'i bozmuştur deriz. Ve nitekim burada da aynısı göründü. Evet, 9 numaraya geçelim. Burada hocam Abdülkadir'in bir penaltı beklentisi var. Göreceğiz onu. Bir sıkıntı oldu herhalde görüntülerde. Evet, biz burada görebiliyoruz ama dev ekranda göremiyoruz. Ender hocam sen buradan yorum yap. Var mı taban hocam? 9. görüntüdeydik değil mi? Hocam buradan görebilirsiniz. Bizim önümüzdeki ekrandan görebilirsiniz. Tabii oradan bakabiliriz. Bu sefer şeyden çıkacağız tabii. Niye aldınız bu pozisyonu? Hocam penaltı beklentisi... Burada bir beklenti yani, var mı yok mu diye. Geldi hocam. Dev ekran evet, geldi. Tamam oraya. Oradan geçelim. Aman aman bir pozisyon yok ama... Hangi pozisyondayız acaba? 9 oyunda. Yine bir daha görebiliriz. Tekrar. Bu hocam. Yavaşça yani devam edelim. Burada acaba ikili bir sıkıştırma da şurada, bir ayağına... Şurada sanırım defans oyuncusu İnegöl'lü oyuncu burada topa temas ediyor. Burada hani akıllarda kalmasın diye acaba penaltı evet, olabilir mi olmayabilir mi diye bu pozisyonu hocam, aldık. Şimdi... Devam edelim bir iki adım. Bakın topa vurduğu anda zaten top şuradan çıkıyor. O sırada Abdülkadir de herhalde kendini bırakıyor. Dolayısıyla burada herhangi bir penaltı yok, verilecek bir durum yok. 10 numaralı pozisyonda. 10 numaraya geçelim bu, şimdi. İnegöl'ün bir tehlikeli atağını aldık. Yani programın içerisinde de söyledik ki hocam önemli anlamda. Hani bir tane pozisyonları var. Hocam kale tutsa hızlı geldikleri sıkıntılı. Ender pozisyonlardan bir tanesi oldu bu. Çok iyi bir verkaçla geldiler sağdan. Ama vuruş isabetli olmadı ama o vuruşu bozan da iki tane hamle var orada. Bakın yatarak, iki kişi aynı anda yatarak müdahale ediyor. Bir evet, bakın, şimdi bak. Görüyor musunuz? Evet. Can siperhane atlıyor iki kişi. Doğru. Yani o düzgün vuruş yapmasını engelliyor orada. Evet. Orada bir verkaç, Canberk adamını kaçırıyor. Arkaya doğru bir orta. Orada orta Erman... göbekte gene bir, şurada da bir hata var defans oyuncusunun i̇şte ama orada... daha sonra kapatmaya çalışıyorlar yani. Evet, evet geçelim. Bunu da geçelim. Zaten 11 numaralı 30 ile 45 arasında oyunu dengeledi demiştik. Biri bu pozisyon, şut girişimi. Biri de o Ahmet'in az sonra gelir herhalde şeyi. Evet. Kafayla çıkardığı top. Şimdi burada... Burada çok itiraz ettik. Burada yani çok burada itirazlar var. Var. Oğuz'a yapılan faulü...
Bunu şimdi tekrar baştan alacağız. Evet. Aslında bu pozisyonun hikayesi daha önceden bu pozisyondan önce taç çizgisinde bir pozisyon oldu. Canberk aldı, taçı attı, daha sonra yerinden at dedi. Yerinden atılmayınca tekrar döndü, bu sefer İnegöllülere verdi hakem. Canberk'te onun bir gerginliği var. Şurada burada yavaş yavaş gidelim şimdi. Hayır, burada zaten hakem Canberk'i geriyor. Niye geriyor? Bu pozisyonda faul çalınacak bir pozisyon varsa bizim lehimize çalınması şimdi lazım. Şimdi bakalım ona, bir izleyelim bakalım. Oğuz ne yapmış? Evet, şimdi aldı, devam ediyor. Yavaş yavaş gidelim. Hakemin mesafesine bakın, 5 metre çok var. Çok yakın. Evet. Şimdi burada sanırım buradaki oyuncu İlyas olması lazım. Devam ettirelim. Birinciyi geçti. Şimdi ikinci de devam ettirelim, şimdi uzaktan bakalım. Bizim gördüğümüz kadarıyla burada İnegöllü oyuncu topçuya topa temas etti. Yani soldan eğer çalacaksarken bir önceki pozisyonda çalabilir. Çünkü pozisyonunu bozdu. Ama ikincisinde İnegöllü topçu temas ettikten sonra sanırım İlyas'a bir dokunuşu var. Ama önce topa temas etti. Burada tabii daha önce taş pozisyonundan kaynaklanan bir gerginlik vardı. Hakem de anlam veremedi. Bir anda bütün topçular burada üşüştü. Hayır, niye üşüştü? Bizim aleyhimize faul verdi burada. Yani şu pozisyonda bizim aleyhimize faul veriyor. Evet. Burada biz faul yapmıyoruz ki. Çok itiraz ettik ona. Burada çok itiraz edildi ama burada ilk pozisyonda verecekse tamam Samsun lehine verebilir ama burada daha sonra temas topa ettikten sonra bir İnegöllü'nün oyuncuya teması var. Dolayısıyla topa temas ettiği için ben burada daha hani Samsun lehine faul vermeliydi diyemiyorum açıkçası. Hayır hayır. Samsun lehine de vermesin. Ama bizim aleyhimize verdi. Evet. Şimdi bakın pozisyona devam ettirin. %100'lük gole gidiyoruz biz. Atak olarak çıktık, evet. Şimdi burada birazcık geri alalım. Şimdi bakın hala o diğer taraftaki pozisyon konuşuluyor burada. Çünkü orada yani öyle bir hakem tarzın olacak ki orada karıştırmayacaksın oradaki işi. 3 metre, 5 metre hocam, tabii ki önemli neresinde? Ama. Hocam burada faul bak, nerede var? Bak şimdi devam ettirelim. Devam ettirelim. Burada faul yok ki. Hayır, bir devam ettirelim bakalım. Bir bakın, faul varsa burada çalabilir hakem. Burada oyuncu biraz tabii 8 numaralı biraz dağılıyor. Devam ettirelim. Oğuz. Devam ettirelim. Oğuz, evet, devam ediyor. Aldık. Şimdi bir adım daha gitsin. Bakın burada topa İnegöllü oyuncu vuruyor. Tamam. Hani vurmasa diyeceğim ki tamam, Samsun lehine faul verilsin. Vurduktan sonra ister hocam, istemez. Kabul. Bizim aleyhimize evet. Faul doğru mu? Aleyhinize. Burada bizim aleyhimize çaldı. Yani tabii şimdi canım, bize bu çaldı, vurduktan sonra daha sonra Samsunsporlu oyuncunun ben temasını gördüm. Bizim oyuncunun. Evet. Gördükten sonra çaldı ama olay daha önceki yerlerden kaynaklanıyor. Hayır, önceyi boş verelim. Ha. Devam et. Oynat, devam ettirelim. Oynatın pozisyonu. Pozisyonu oynatın ileriye doğru. Bak gole gidiyoruz. Tamam. Gole gidiyoruz. Ya hakem yani, artık İnegöl'e verdikten sonra gole yani. Gidiyoruz. Şurada faul yani. Olmayan bir pozisyonda bizim aleyhim. Bak görüyor musun hocam, gole nasıl gidiyoruz? Yok yok, tamam, gole gidiyoruz. Onda bir şey yok. Yanlış yani, bir karar. Yani sizin dediğinize saygı duyuyorum ama hocam, ben burada hani ilk topa vurduktan sonra da bizim oyuncunun İnegöl'lü oyuncuya temas etmesinde hakem faul yokmuş. Ben ona hani çok karar benim için doğru açıkçası. Peki 11 numaralı pozisyonda. Ha burada şimdi ne olabilir? Bakın bir geri gelelim azıcık bir önceki pozisyona. Burada geri gel şey, çok canım. İtirazlar olduğu için tabii bir önceki pozisyondan da kaynaklı. Canberk artık bayağı bir hararetli sanırım belki bir söz de söylemiş olabilir. Bütün topçular bu kadar kişi toplandığı anda hakem bunu bertaraf etmek için mutlak surette bir tane sarı kart çıkartır. Peki. Bu da Canberk. Peşine Erhan'ın hakem kartı çıkartırken eline bir teması var. Erhan'a biz buradan hani şimdi söylüyoruz. Hani bu elle hakeme dokunma, temas. Her an Erhan'a da bir sarı kart çıkartabilirdi gerginlikten dolayı. Buna dikkat etsin. Evet, evet. Hocam şimdi kaleci Ahmet'in %100 bir kurtarışı var. 12 numaralı pozisyon. Bence burada yani oynatalım. Dönüm noktalarından bir tanesi açıkçası. Eğer o pozisyonsa o bir bakalım. Pozisyon. Şu pozisyon. Özellikle bir de yere çarpıyor top. Evet. Yere çarpan top
çok daha tehlikelidir ve burada çıkartıyor. Başka burada... da bir pozisyon yok zaten. Yok, bundan başka da dediğin gibi İnegöl'ün bir pozisyonu İşte iki yok. Tane ama çok önemli. Yani özellikle yere çarpıp oradan top çıkartması. Bak rakibin önüne de düşebilirdi hocam. Tabii. Allah'tan ki demek ki mesafe var onun arasında. Geçelim 13 numaraya. Hocam uzatmalarda yanlış bir karar var. Bakalım bir bakalım hangisi bu, evet. Şimdi burada biz aldığımızda görüntüler aslında bunu ufaltmamız lazım. Ufalttığımızda Cem, farklı şeyler var burada. Göremiyoruz yani, onda bir sıkıntı mı var? Herhalde ufaltamıyoruz çünkü. Evet, normalde burada ben madem öyle söyleyeyim. Şimdi yardımcı hakem burada faali doğru kaldırıyor ama hakem tekniği açısından, yardımcı hakem tekniği açısından sağ eliyle kaldırıyor. Sağ eliyle bayrağı kaldırdığı anda hakemin düşüncesi Samsun Spor lehine faal verdi düşüncesi olur. Kaldırıyor ama daha sonra el altından geçirip sol tarafa veriyor. Yani İnegöl'e veriyor. Burada faal belki doğru verilmiş olabilir ama hakem, yardımcı hakem tekniği açısından mutlak surette sol elle kaldırıp bayrağını çırpıp sol tarafa göstermesi. Evet. Ama böyle yapmadığı için hakemi burada yanıltır. Yanılttığı gibi de ters düşerler. Eğer ki böyle gerilimli bir maçta bu olursa orada topçular birbirine girer, büyük sıkıntı yaşarlar. Geçelim. Evet, ikinci yarının hemen başı hocam, biz geri pas, bir anlamsız bir geri pas yapıyoruz. Yani burada şurada anlamış değiliz. Bunu özellikle aldık. Bakın yani buradan Canberk, bunu her maçta yapıyoruz. Ve her zaman da söylüyoruz. Yani İnegöl sahasından aldık. Kaleciye kadar verilen bir geri pas ve sıkıntılı bir geri pas. Siz yorumlayın artık diyeyim. Bakın Ender, çıktı, kafa kafaya geldi gene. Ne diyorsun? Nereye verebilir? Ne hocam orada? Hayır, nereye verebilir? Şurada dur mesela. Bak iki kişi baskı yapıyor. Nereye verebilir? Hayır, orada taç atmıyor mu hocam? Tacı ileri atsın hocam taça. Hayır, taça. Hayır. Taç attı, oldu ki attı. Geldi, geri geldi. Top Canberk'te. İki kişi baskı yapıyor. Ne yapacak? Orta alanda adam yok mu? Yani ben... Abi bak işte görüntü karşında ya bak. Bak hemen şimdi. Orada bak. Canberk'in solundaki kırmızı boş. Bak devam et şimdi, devam et. Bak şimdi verdi. Geriden geldi, nerede boş? Tamam, atsın kaldık nereye? Burada. Ara pas atabilir. Şurası var. Direkt şurası var. Yani o iki kişi bastırıyor, rahatsız bakın, ediyor onu. O kadar bakın kolay buradan, değil. Buradan ben hiç diğer sağdan bu, kaleye bu kadar geri pas görmedim. Ya. Bu kadar maç izledim. Hocam, görmedim yani. 50-60 metre geri oynuyorsun hocam. 60'tan da fazla. Tabii. Neyse devam edelim. Yani hani yapılmasın diye diyoruz evet. Biz yoksa. Severim Canberk'i. Canberk'i. Offside var hocam. 15 evet, numara buz offside yanlış karar var. Bakalım. Evet şimdi burada topu çıkış anı aslında bir iki tık sonra. Ancak şurada dahi top az sonra çıkacak. Bu bakar mısınız şu pozisyona? Neymiş hocam? Nasıl? O yan hakemin mesleği neymiş? Neydi hocam o kıdemsiz olan? Onu söyleyelim. Meslekler önemli tabii ama kıdemsiz olan arkadaşımız yöneticilik diye geçiyor. Federasyonun sayfası. Yani bunu bilmiyoruz. Maç yönetemediği kesin. Şimdi şunu abi apartman yöneticisi apartman olsa buna kaldırmaz evet, ya. Evet şimdi bu bakın burada top ayaktan çıktı. Yani şuna bakıldığı zaman halbuki çok da iyi yerde. Yani hala bakın top diğer yani açık olan yeşil kısmı hala yani offside değil. Yani bunu kaçırmaması için tamamen kendini artık gire atacaksın ki açını şu şekilde genişleteceksin. Maçın hakemi süzemez değil mi o yanlıştı oradan? Yani bunu orta hakem dahi süzebilir. Yani. Ki şimdi az sonra bir pozisyon gelecek. Bilerek isteyerek oynamayla alakalı. Orada da orta hakem yardımcı hakemin kararını, işaretini bozdu, oyunu devam ettirdi. Dolayısıyla kıdemsiz yardımcı hakem biraz formsuz olmasına rağmen çok da güzel bir pozisyon oynattı. Yani demek ki hocam, ne var burada? Devamlı konsantrasyon kayıpları. Şimdi, ama şunu bir MHK üyesi görse yani 7-8 metre kaçırdığı anda inanın bir sonraki maçı ne zaman alır bilemeyiz. Çünkü bakın devamında çok tehlikeli bir pozisyon oluyor. Gözlemci yazıyor bunu. Gözlemci mutlak surette yazmıştır. Gözlemci hocamız da büyük bir ihtimal eski FIFA yardımcı hakemlerinden bir hocamız. Evet. Devam ettirelim şimdi. Hayır, bir devam ettirelim. Nereye gittiğini görelim pozisyonu. Bakın. Burada bayrak çekiliyor.
Aldı başına gitti kaleciyle kafa kafaya. İşte evet, biz bunları yapmasınlar diyoruz. Hocam, bakın düşün. Nasıl diğer tarafta orada bakın savundu değil mi? İnegöl'ü dedim burada faul yaptı. Ender hocam dedi ki hayır faul yok dedi. Saygı duyduk. Ben böyle dedim. Hocam öyle dedi. Bu öyle ama bir şey değil şimdi ki. Burada bakıyoruz evet. Şimdi yani burada yani inanılmaz bir offside'i kaçırılmış. Yani bu şekilde düşün yardımcı ki hakemlik 0-0. Olmaz. Şimdi ben düşün tam maç 0-0. Şeydeydim. Ne oluyor? Güney alt kısmındaydım. Tam önündeydim. Yani yardımcı hakem kimdi o? Oğuz. Oğuz'un boyu inanılmaz uzun. Yani orta hakemden daha uzun. Şimdi orta hakeme, yardımcı hakeme baktığımızda bir yardımcı hakemin yani boyu 1.92, 1.95 olmaz. 95 olduğu anda yani bir 82, 83 olur ama bu kadar olduğu zaman ani depara kalkamaz. Ani hızlanamaz, pırpır olamaz. Yardımcılarda bu çok aranır. Şimdi bu arkadaşımızın fizikman bir kere yardımcı hakemliğe fiziği uymuyor. Nasıl bir 1.70'in altında hakem olmuyorsa bana göre yardımcı hakemler kriterinde yani 1.90 boyda olmaz. Olursa hakemlikte 1.70 kriteri mi var? 1.70 kriteri var. 69'un şansı yok mu? Yok. Yani zamanında alınmış olabilir. Mesela Özgüç hocamız vardı. Özgüç Türkkalp 1.72 giydi falan. Evet, saçımı veya... uzatırım hocam. Ama o zamanlar biraz daha istekli. Şu anda çok katı. Ben evet. Saçımı uzatırım yine girelim. Şimdi bakıldığında görüyor musunuz? Yani 16. Acaba şunu mu aldı desem? Hayır. Değil hocam. Ben hizayı da almış. Herhalde. Hizayı da almış ama burada yani, çok büyük bir hata. Biz de buradan kalkıp da beyazlı adamı oraya özellikle koymadık ya. Yani, o görüntü neyse aynen o. Öyle. Evet, hocam içeri. Maç 0-0 olsa ya böyle bir hata sen nasıl kesiyorsun tabii. Ya? Evet. Yani yöneticiymiş. Apartman yöneticisi olsa bu bayrağı çekmez ya. Evet, Onur'un bir devam pozisyonu edelim. Var hocam. Çok kötü bir orta. Biz bunu bilerek aldık. Şimdi niye? Onur kötü orta yapıyor demek için mi? Bilerek aldık yok, ne demek? Yok, o değil hocam. Yani bilerek aldık ne demek yani? Yani akıllı yer atsa bir gol daha atacağız. Şey de değil de Onur hakikaten şey yaptı. Yani bu maçta bak, beklentinin kişi, çok altında aydı. Üç kişi oradan atağa kalktı. Ya nereye bu, atıyor onu? Olur. Onur, Onur'dan daha fazla beklenti olduğu için. Şimdi bir kademe var. Çok iyi bir kademe. Nuri'den geliyor kademe. Evet oynatalım. Hocam evet. Burada kademeye giriyor. Nuri'nin özellikle bu tür dokunuşları çok iyi. Hocam dokunuşları ben zaman zaman Nuri, tabii bir timing hatası yapıyor ama. Yani yapıyor. Ama şunu görüyoruz hocam. Yani hep diyoruz ya iskelet takımda önemlidir diye. İsmet Hoca o stoper tandemindeki ikiliyi Cenk, Nuri, onların önündeki ikiliyi de Oğuz Gürbulak, Okan Dernek üzerinden oturttu. Evet. Hemen önlerinde İlyas Kubilay, hemen önlerinde de Abdülkadir. Şimdi tam o orta omurgayı bir düşünün. Evet. Ahmet'ten itibaren. Evet. Oturmuş haftalardır sürekli oynayan istikrar orada önemli. Evet. Ve şey de yapıyor yani geniş kullanmaya başladı. Kadroyu geniş kullan. Mesela işte Erhan'ı aldı, Bahattin'i koydu, gol attı en azından. Hocanın son 3 haftadaki yaptığı bütün oyuncu değişiklikleri sonuç verdi. Evet. Evet, şimdi hocam bir 18 içinde bir çarpışmalar var. Kaleci, maleci hep birbirine şimdi, girdiler burada. Evet, kalalım burada şimdi. Bir konu, yani, bir pozisyonda bu. Şimdi bunu evet, bir anlatalım. Anladım. Burada hani seyircilerimiz başta ne oluyor? Bazen ileri geri almada sıkıntılar yaşıyoruz, yaşamayalım diye. Burada şimdi İnegöl'lü o kaleci topa ulaşmak için tabii bir hamlesi var. Ben şimdi burada çok yakından göremiyorum ama biraz geri alalım kendimizi. Evet, burada topa temas ettikten sonra bakın kendi savunma oyuncusunu deviriyor. Orada da Erhan var. Şimdi burada hakemin yaptığı hemen burada bir faul çalıyor. İşte kale alanı içerisinde kalecinin bir dokunulmazlığı vardır. Yani dokunsan faul çalarlar. Ama burada Erhan'ın bir oyuncuya, kaleciye bir teması yok. Dolayısıyla yani kolay hakemlik bu. Ceza sahasında geldi, kaleci düştü. Bir de oyuncu yattı savunmada, ben düdük çalayım burada. O pozisyondan sıyrılayım. Bu olmaz. Yani süzeceksin, ona göre faul vereceksin. Bakın şimdi, tekrar oynatalım. Bakın ne oluyor? Erhan sabit. Bakın,
Erhan Sabit, Abdülkadir gene Sabit. Bakın vurdu. Düşen oyuncu kim? İnegöl'lü oyuncu. Teması yapan kim? İnegöl'lü kaleci. Samsun Sporlular nerede burada? Evet. Erhan arkada hiçbir teması yok. Buradaki oyuncunun da teması yok. Oynatalım şimdi. Bakın. Anında pozisyonu da yakınsın. Şimdi böyle olmaz. Peki hocam hemen geçelim. Bu önemli bir pozisyondu ama. Çok önemliydi yani. Abdülkadir'in bir pozisyonu var hocam. Müthiş vurdu ama avuta giden bir top. Şuradan. Kale tutsa %100 gol ama olmadı. Nefis vurdu. Şimdi gol geliyor. 20 numaralı pozisyonumuza geçiyoruz. Golün hazırlanışını evvelden aldık hocam. Şuraya bak ya. Yerden ya. Sert. Her zamanki denemelerinden bir tanesi. Ama gene burada ben bu Erhan diyorum. Yani şurada Erhan ilk orta kesildiğinde gene kale alanı içerisinde gene karıştırmış orayı. Çünkü vücudunu çok iyi kullanıyor. Nerede sırtını hocam? Çok nerede, iyi. Nerede karıştırmış? Bakın şurada. Kale içerisinde. Hayır hayır. Kale nerede karıştırmış? Kale alanı içerisinde. 9 numara bölgesinde. Ha, şimdi bakın. Devam orada, ettirelim. Erhan orada etkili. Çok etkili. Evet devam sırtı edelim. Sırtı dönük çok iyi top alıyor. Hocam Erhan'ın sarı. Bakın şimdi aynı pozisyon geliyor herhalde. Şimdi Erhan'ın şuradaki pozisyonlarına bakın. Devam ettirelim. Topa vurulduğu anda bakın o iki kişiyi orada pert etti şu anda. Evet. Devamında pozisyon hazırlandı. İşte denendi olmadı. İkinci denemede gol oldu. Evet devam edelim. 21 numara. Şimdi bu burada ne yazmış? Hocam pozisyon? Burada evet, Erhan'ın şimdi sarısı var hocam. Doğru bir karar diye yazmışız. Yok. Şimdi burada da standardı burada diğerinde korumuş. Bir tanesinden çekme yaptı, sarı kart vermişti. Bakın Erhan topu koşu yoluna büyük bir ihtimalle gelecekken bakın çekiyor. Sol kolda 23 numaralı İnegöl'lü oyuncu alenen çekiyor. Bu da bir sarı kartı örnek. Doğru karar. Evet 22 numarada hocam %100'lük bir pozisyonu değerlendiremedi. Şurada. Evet vuruldu. Tekrar Bahattin, Enes İslam'a geldi. Hayır. Ama o da tekrar son dokunan Enes. Enes. En son Enes. Orada Enes. Pozisyonu bak geriden alalım. Erhan müthiş bir şut vurdu. Bence kaleci şansa çarptı kaleciye o top. Evet tekrar baştan alırsak. Kaleci kurtarmıyor o top kaleciye evet. Çarpıyor. Abdülkadir. Abdülkadir gene. Verdi işte arabasını. Çok... Enes içeri gidiyor. Rakip müdahale. Müdahale etti. Müdahalede herhangi bir şey yok. Erhan'a daha bak. Sonra Erhan vurdu. Nefis vurdu. O karambol de kaleciye çarptı top. Bu açıdan bakın bu açıdan daha iyi. Net. Geldi. Şansa gidiyor kaleciye. Aynen yani. Öyle. Aynen. Enes de o sıra top beklemiyor tabii. Evet, topu evet. Beklese. Yerde çünkü. Yerden yeni içiyle, kalkmak üzere. Gerçi hamlesini de yaptı ama filelerle buluşmadı. Evet. Ama Enes oyuna girdikten sonra çok hareketliydi. Dinamizm getirdi. Evet. 23 numaralı pozisyona geldik. Hocam İnegöl'ün bir gol sevinci var ama ofsayt evet. Olduğunu söyleyelim. Evet şimdi bari burada olsun. Tekrar başa alalım top. Tam çıkarken durduralım acaba offside mi değil mi? Şimdi her iki tarafa da eşit değil mi? Yani ne varsa gösteriyoruz. Bizim de golümüz sayılmadı veya sayıldı artık. Bir adım gidelim. Bir adım da bir adım geri alalım alabilirsek. Geri alalım. Geri alalım. Atsın bakalım. Tamam atsın bakalım. Bir adım ileri. Evet. Burada... Tekrar başa alabilir miyiz? Bir net bir şekilde gösterelim de ondan sonra böyle itirazlar şunlar bunlar olmasın. Yok hocam bu pozisyon tartışmalı pozisyon değil. Değil. Bu çok net. Bu netti evet. Kaldık şimdi. Bir adım. Bir tık ileri. Bir tık. Tamam. Bakın net bir şekilde evet, beyaz iki oyuncunun da offside olduğu belli. Hani beklese arkadaki şu çıksa ancak bu gol olur. Ama diğer öndeki iki İnegöl'lü forvet oyuncusu ikisi de offside.
Zaten offside olan oyuncuya geliyor. Bunu da geçelim. Attıralım veya net kalmasın. Bakın net bir şekilde bu offside. Devam ettiriyoruz. 25 numaralı pozisyona geçelim. Evet, sonundan sonra. Evet, sanırım burada gol pozisyonu. Burada daire içerisine aldık özellikle. Bakın topa vurduğu anda o pozisyonları kaçıran iki nolu yardımcı hakem burada bu pozisyonu kaçırmamış. Hatta bu tür pozisyonlarda yardımcı hakemlerin en zor pozisyonları. Niye? Topun çıkış noktası taç çizgisi üzeri neredeyse. Ve kendine iki tane yakın oyuncu var. Bu da ayrıyetten sonradan ona çok yakın. Ancak şöyle bakabilir. Şu şekilde bakacak. Yani topun çıkış anı ve sondan ikinci oyuncu. Ama burada zaten daire içerisine almıştık. Burada bir offside yok. Çok güzel oynatmış. Peşine de gol gelmiş. Şimdi burada bir durur musunuz? Evet. Bir geri gelin. Bakın net bir şekilde. Buradan başladı hocam. Evet, buradan başladı pozisyon. Bahattin'in gol sonrasında yaptığı hareket. Evet. Top atıldığı anda tekrar offside değil. Orada da bir soru işareti. Atıldığı anda Bahattin topun gerisinde. Nefis yatırdı evet. Kaleciyi. Fake'ini attı orada. İkisini dur. De bir Choco Prens almaya gönderdi gibi oldu. Bir geri gel. Heh. Şimdi bu sus işareti kime? Hocam sen de öyle bir yerden yakaladın ki şimdi. Hayır, bu şimdi sosyal medyada da konu birkaç gündür. Öyle mi? Bahattin de bununla ilgili açıklama yaptı. Yani ben taraftara karşı yapmadım vesaire vesaire ama sevgili Bahattin Köse. Şu. Güzel kardeşim, burası Samsun. Sen Samsun Spor'un futbolcususun. Samsun Spor taraftarı seni bağrına basıyor. Yani bu tür yanlış anlaşılmalara mahal verecek hareketlerden kaçınmak lazım. Sorumluluk dedik. Sorumluluk sahibi olacağız. Bunlara gerek yok. Sevgili Bahattin, güzel kardeşim, yapma yani. Ne gereği var? Yani niye gündem saptıralım? Niye gündemi değiştirelim? Yani 3-0 kazanmışız, tadını çıkaralım. Diğer takımlar puan kaybetmiş. Liderle bir puan var tabii. Şu anda. Hatta bizim Selçuk'a göre maç fazlasıyla bugün lideriz. Yani niye gündemi saptıralım? Niye böyle şeyler yapıyoruz? Sosyal medya zaten bahane kolluyor, fırsat kolluyor. Gerek yok. Yapma bunu güzel kardeşim. Bak, peki. Gerek yok. Cem, bitti mi bizim pozisyonlarımız? İki tane daha var. Evet. Ver. Hemen. Ver bakalım. Eve mi gideceksin hazır? Özellikle değil, acele ediyorsun. O değil de hocam bugün. Bugün mikser arızalı herhalde. Bugün, İleri geri sarmıyor. Bugün evet. Özellikle mesela burada bir kalalım. Savaş da ikinci yarı oyuna girdikten sonra mesela hemen o oyunu motive olup yani bir birliktelik gösteriyor. Ama Bahattin herhalde hocamın demek istediği Bahattin'de o yok. Giriyor, girerken bile böyle bir yavaş hareketler falan. Bence Allah'tan gol attı da biraz motive oldu. Son dakikalarda kaçırdığı da bir net bir gol var. O da gelecek. Şimdi biz bu pozisyonu niye aldık? Bu pozisyonda farklı daireler içerisinde oyuncular aldık. Aslında gene var burada ama herhalde bir problem var bugün şeyde. Top atıldığında, şimdi atılacak ben size tarif edeyim. Atıldı ve şu oyuncuya geliyor. Rakipten gelen evet. Topa offside kaldı. Evet, rakipten gelen derken... Bu kural yaklaşık 5-6 sene önce değişti. Bu rakip sekme olarak değerlendirilmiyor. Rakip yani İnegöl'lü topçu, o bonus dediğimiz bonus saçlı oyuncu topa bilerek isteyerek gelen topa hamle yaptığı anda artık bilerek isteyerek durumuna giriyor. Ondan sonra offside'deki Samsporlu oyuncuya gitsin. Gitmesin orada bir offside pozisyonu olarak bu daha değerlendirilemez. Bunu bizim gene meşhur iki nolu yardımcı hakemimiz bir tarafta çok iyi karar veriyor. Bir tarafta 5-6 tane pozisyonu yani 5-6 metreyi kaçıran arkadaşımız burada bunu süzemiyor. Devam et. Yardım devam et bakalım nereye orta hakem inisiyatif alıyor ve oynatıyor. Hocam dedi ya acaba bunu yardımcı orta hakem çözebilir miydi? Bakın bunu çözüyor. Diyen de çözebilir miydi?
çözerdi ama offside ise risk almak istemedi. Girmedi o topun altına. Evet, burada onu çözüyor. Burada yardımcıyı dinlemedi. Burada yardımcıyı dinlemedi. Ha, bu tamamıyla yardımcı hakem, hakem işbirliği kitabında olumsuz bir örnek. Yani buna bakıldığında burada maçın hakemi bonusu kaptı. Yan hakem kapamadı. Taca çıktı. Tabii devamında bir de gol olması lazım bonus olması için ama gene de burada bir gol artık bonusu. Gözlemcilik sistemindeki raporlama sistemi değişti. Onun da bir maddesi var. Ona tıkladığı zaman tabii ki bu mutlaka notunda bir son artış sağlanıyor. Son pozisyonu alalım. Bakın vurduk ve geçtik. Evet. Hocam bu da Bahattin'in kaçırdığı herhalde o pozisyonu aldık herhalde. Evet, oradan alıyor gidiyor herhalde. Oradan başlangıcını aldı ki bir uzun top. Koşan kim? Enes olması lazım. Sağ evet, tarafta olduğuna büyük göre. Ihtimal, evet. Hocam şu şurada aldık. Ya, şu burada bir daha yani. Evet. Devam. İçeri bir herhalde ayak içiyle bir köşeye atayım dedi ama olmadı. Yani topa gidişi isteksiz. Konsantrasyonu yani, yok. Halbuki girmişsin, golle buluşmuşsun, golü atmışsın. Ya. Hani burada daha ciddiyet, sanki daha şey. Böyle bir şey yani olacak. Oyuna girerken bile böyle çok yavaş, evet. Çok yavaş. Evet. Bir küskünlük. Ona da gelecek, ona da geliyor sıra yani. Hepsini yaymaya çalışıyor tabii. Benim gördüğüm. Buyur orada Enes geliyor. Ve çok iyi pas. Çok da güzel. Yani bomboş, müsait pozisyon. Oyuncu yere düştü. Bahattin gibi bir topçu bunları gol yapması lazım. Evet. Bu son pozisyonumuzu teşekkür ediyoruz. Şimdi hocam İstanbul'dan bizim maçı biz izlerken orada sevgili Talip kardeşim bana boyuna mesaj atıyor. İşte Sakarya mağlup, Sarıyer mağlup. Bana bilgi veriyor da. Bundan kendisine teşekkür ediyorum. Sarıyer bir gün önce mağlup oldu ya. Ya atıyor işte. Sakarya ben, mağlup. Ben meşgul olduğum için bakamıyorum. O bana dakika dakika anlatıyor. Bir de bizim şeyde Sancaktepe'li Bayram selamı var sana özellikle. Onu da burada zikredelim. Sancaktepe'ye biz de Bayram Kılıç'a selamlarımızı iletelim. Evet, bir de bugün Samspor biliyorsun hocam Enes'le Nurullah bugün Sakarya İlk Öğretim Okulu'nu ziyaret ettiler. Çok da güzel bir etkinlik vardı orada. Onu da ben izledim. Gidemedim ama izledim. Onu da bu notlarımın arasında varken. Bu şehrin çocukları Samspor'dur. Evet. Marif hareketi kapsamında evet, yapılan güzellikler bunlar. İdman vardı bugün. İdmana 4 tane futbolcu bugün izin aldılar. Yani izin geç geleceklerini beyan ettiler. Onlar kimlerdi? Ahmet, Aytaç, Ramazan ve Bahattin. Bugünkü idmanda yoktu. Bugün oldu mu? Evet, yarın olmadı bugün. Takım 2 gün izinliydi. Bu akşam toplandı. Evet. Hocam teşekkür ediyorum. Ender hocam son cümlelerini alayım. Bir de o ne? Mecasati fil ugat. Onun açıklamasını ben alayım. Ben sana onu programdan sonra yapacağım onu. Şecaat arz ederken sirkatin söylemek konulu bir ama konferans programın vereceğim. Sonunda söyleyeceğim dedin ya. Samsun Spor takımı artık hedefe doğru tamamen kilitlenmiş pozisyondadır. Konsantrasyon üst düzeydedir. Teknik direktör İsmet Taşdemir'in oyuncularla diyaloğu artık iyice oturmuştur. Birbirlerini anlama seviyeleri üst düzeydedir. Samsunspor artık bu hafta maçı yok. Hafta içi çarşamba Bodrum maçı var. Maç akşam 19'da. Şimdi bir izleyicimiz buraya yazmış. Yani ben 7'de işten çıkıyorum. Maça nasıl geleceğim diye. Arkadaşlar çok güzel bir laf var ama çok uygun olmaz. Bahaneyle ilgili ama söylemeyeyim yani onu ben yine programdan sonra sana söyleyeyim. Her insanda bulunan bir şey. Ya bu tür bahaneleri bırakalım. Yani işten 7'de çıkıyor olabiliriz. Patronumuzdan rica edelim 6'da çıkalım. Maç 1'de olabilir, 12'de olabilir, 7'de olabilir, hafta içi olabilir. Yani eğer bu şehrin takımına, bu renklere, bu armaya, bu formaya gönül verdiysek bahaneleri bir kenara bırakacağız. Bu takımın yanında olmak istiyorsak, onu hissettirmek istiyorsak tribündeki yerimizi alacağız. Hocam teşekkür ederim. Atil hocam. Biz okul olarak bu hafta gene maçtaydık. Özellikle Ticaret Meslek Lisesi mezunları da bize katıldı.
öğretmenler ve öğrencilerle bu sefer ilk yarıda Şehzadeler kısmına gidiyorduk. Okullar bölgesiydi. Bu sefer Söğütlübahçe taraftarlarıyla beraber maçı izledik. Bu gene devam edecek. Biz de okulca devamlı maça gidiyoruz. Hocam teşekkür ediyorum. Ayrıyeten Atilla Bey şunu söyleyeceğim. Şimdi bu çarşamba günü maç. Hı hı. Dolayısıyla bu sefer 7'de olduğu için bizim program 10'da işte 7-8-9 pozisyonları hazırlayamayız. Bakalım nasıl olacak onu bilemiyoruz ama. Şöyle notlarımızı alıp onun üzerinden konuşacağız. Evet. Ama belki bilmiyorum bizim reji odası bu işi çabuklaştırırsa görüntüleri de alabiliriz. Alabiliriz. Diye düşünüyorum. Evet. Evet teşekkür ediyorum hocam ağzına sağlık. Rica ederim. Evet sevgili izleyiciler. Cemal Kiral 7 numarada 15 numarada Yusuf Mert Öztürk formalarını Cuma günü Haberaks televizyonundan alacaklar. Lütfen kimlik fotokopilerini beraberinde getirsinler. Ömer T. Sürekli ve Muzaffer Kurt da 20 ve 25 numaralı talihlerde sponsorumuz olan Selamet Kırtasiye'den kendileri bizzat gidip alacaklar. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına hepinize mutlu geceler diliyorum. Samsun'da doğdum, Samsunspor'la yaşıyorum, Samsunspor'la öleceğim. Hoşçakalın.